Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği, alan eğitimi, genel tekrar dersleri yapıyorduk. Fen eğitiminin ikinci dersindeyiz. Şimdi bilimsel süreç becerilerini işleyeceğiz. Şimdi bilimsel süreç becerileri en çok soru gelen yer. Burada bazı kavramlar var. Şuradan başlayalım mesela. Tahmin ve kestirim. Mesela şunu bilmek lazım. Tahmin ve kestirimin ki benim notlarımda yanlış hatırlamıyorsam PGM kitabında da öyle. Şu çok önemli. Tahmin ve kestirim deney uygulaması başlamadan yapılan şeylerdir. Mesela çocuklara bir maddenin buzun sıvıya dönüştüğünü göstereceğiz. Böyle bir deneyden önce sizce bunun altından ısı verilirse veya sıcak su banyosuna konulursa ne olur denmesi. Çocukların da erir, su olur, buz artık su olur demesi bir tahmindir. Tahmin ve kestirim arasında ne fark vardır dersek tek bir fark vardır. Kestirim sayısal tahminlerdir. Mesela şu kadar ısı versem ne kadarı çözünür diye sormak. %10'u, %20'si çözünür demek kestirimdir. Fakat matematikte %10, %20 gibi kavramlar 5. sınıfta verildiği için matematik programıyla uyumlu olmadığı için 3. 4. sınıfta yoktur. Ama bunun yanı sıra birimsel olarak yüzde olmasa da kestirim yapılabilir. Şimdi şunu anladık ki kestirim ve tahmin hemen hemen aynı şeyler. Bir tanesi sayısal, bir tanesi sayısal değil, nitel. Bunlarla asıl karışan kavram çıkarımdır. Çıkarım, birazdan sorularda da göstereceğim. Ha, şöyle oldu da bundan böyle oldu diye öğrencinin bağlantıları kavramasıdır. Şimdi şu soruya bakalım. Sınıf öğretmeni Nursel Hanım öğrencilere bir proje görevi verir. Buna göre öğrenciler bir bitkinin çimlenme sürecini gün be gün izleyerek gözlemleri bir forma yazacaklardır. Öğretmen çimlenmenin nasıl kurgulanacağını öğrencilere hazır bir metinde yansıtmıştır. Bu çalışmada gözlem yapma var mı diyor. Ondan sonra var. Verileri kaydetme var mı? Var. Ne yok? Deney yok. Şimdi burada deneyle bunun doğru cevabı D'dir. Burada soru çıkabilecek yerlerden bir tanesi de deneyle gözlem arasındaki farkı bilmektir. Eğer biz bağımsız değişkeni değiştirerek bunu deniyorsak bu deneydir. Örneğin bir bitkiyi karanlıkta ve aydınlıkta ya da kırmızı ışıkta sarı ışıkta büyümesini gözlemlersek bağımsız değişken olarak ışığı ya da ışığın rengini değiştirmiş oluruz. Bu deneydir. Ama sadece bir tane, iki tane değil, bir tane bitkinin büyümesini izliyorsak bu da gözlemdir. Geçtik. Bilimsel süreç becerileri bazen kavram öğretimiyle beraber kullanılabilir. Böyle bir etkinlikte aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisi merkezi önemlidir diyor. Kavram öğretiminde ne merkezi önemlidir? Karşılaştırma ve sınıflama. Mesela çocuklara katı sıvı gazı öğretiyoruz ki sınıf fen programlarında var. Burada şunlar katılar demek bir genellemedir ve karşılaştırmadır. Ha, farkını bulmak bir ayırt etmedir. Burada karşılaştırma ve sınıflama, daha sonrasında da genelleme ve ayırt etme vardır. Devam. Araştırma sorgulama yaklaşımını derste kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki kazanımlardan hangisini seçmesi daha uygun olur diyor. Doğru cevap D'dir. Bilimsel süreç basamaklarını kullanarak çıkarıma ulaşır. Dördüncü sorumuz. Üçüncü sınıf fen bilimleri dersinde öğretmen slaytlar ile günlük yaşamda kullanılan maddenin katı sıvı gazdan hangisi olduğunu öğrencilere tespit etmeleri istemiştir. Bir önceki derste maddenin hallerini anlatan öğretmenin yaptığı etkinlik hangi beceriyi geliştirme olasılığı daha yüksektir? Bağımlı bağımsız değişkeni belirleme, operasyonel tanımlamaya ulaşma,
hassas ölçüm yapma, verileri kaydetme, dikkatli gözlem yapma. Burada daha önce anlattığı için buradaki temel espri dikkatli gözlem yapmaktır. Operasyonel tanımlama gene geçiyor. Soru gelecek, değineceğiz ona. Bilimsel süreç becerilerinin sıra düzeni ve zaman akışında hangisi daha öncelikli olarak yapılması gerekir diyor. Bu sıra düzenini bilmek lazım. Biraz önce de anlatmıştım. Kestirim daha deney yapılmadan, tahmin ve kestirim deney yapılmadan yapılır. Ha, şimdi başka bir konu. Bunu fencilere sordular. Ben de derslerimde anlatıyorum. Bilimsel hipotez nasıl olur? Bilinçaltı şudur. Ahlak, din konularında bilimsel hipotez yazılmaz. Bunlar subjektif konulardır. Bir ikincisi, bilimsel hipotezlerin sınanabilir yapıda olması lazım. Bu bağlamda efendim dünya kara, hava, su katmanlarından oluşur. Sınanabilir bir hipotezdir. Fosiller estetik olarak güzel görünürler. Bu bilimin konusu değildir, estetiğin konusudur. Kuvvet cisimlerde şekil değiştirici etki oluşturabilir. Bu da hipotez olabilir. Doğru cevap 1 ve 3. Şimdi burada bir şey eklemek istiyorum. Bunun yanı sıra şu sorulabilir. Şöyle bir ifade de bilimsel hipotez olabilir ki bunu fencilere sordular. Bu ilacın zayıflamaya bir etkisi yoktur. O sene çoğu fen öğretmeni buna bilimsel bir hipotez değil dedi. Neden diye sordum. Hocam yoktur diyor dedi. Buradan bu aslında bilimsel bir hipotezdir. Bilimsel hipotezler olumlu cümle ifadesiyle de olumsuz da yazılabilir. Bunu bilmek lazım. Evet, en çok sorulan sorulardan bir tanesi bağımlı değişken, bağımsız değişken soruları. Sınıf öğretmeni Selen Hanım, fen bilimleri dersinde oyuncak arabanın artan kuvvetlerle aynı zeminde itilmesi ve arabanın aldığı yolun izlenmesini istemiştir. Öğrenciler aynı arabayla küçük bir dokunma, küçük bir itme, orta kuvvette itme, büyük bir itme yapıyor. Sonra da ne sonuç olacağını inceliyor. Bu çalışmada diyor bağımlı bağımsız değişken nedir diyor. Şimdi burada bağımsız değişken ne kadar ittiğimdir. Bu itme sonucunda oluşan şey de alınan yoldur. Bu tür sorularda bağımsız değişken şuraya yazılmış olsa neden sonuç ilişkisinde daha kolay olur ama KPSS ÖABT'de son zamanlarda ters de veriyor. Ben de ters yazdım bunu. Yani doğru cevap D'dir. Bir kere sınıf öğretmenlerinin bağımlı bağımsız değişkeni artık oturtturması lazım ki çoğunuz da oturttunuz. Çünkü ölçmede de soruluyordu bu. Fende de diğer alanlarda da sorulabilir. Efendim gelelim şu üç tane üst üste güzel soru var burada. Bunlar iyi öğretici sorular. Bir öğrenci ayın 28 günlük hareketini izliyor. Gözlemleri dolunay evresinde başlıyor. İlk 3 gün ayın aydınlık görünen bölgesinin giderek azaldığını fark ediyor. Buna bağlı olarak 4. günde aydınlık görünen bölge genişliğinin azalacağı sonucuna ulaşıyor. Bu olayda gözlem, çıkarım, tahmin kavramlarına hangisi örneklendirilmiştir? Mesela ÖSYM bu soruyu sorsa çok insanın bu soruda düşeceğini düşünüyorum. Bunun doğru cevabı C'dir. Burada gözlem vardır, tahmin vardır ama çıkarım yoktur. Ha, şimdi bu çocuk deseydi ki bölge genişliği azalacağı yerine %20 azalır, yarısı gider, yarısı kalır falan deseydi sayısal olurdu. O zaman kestirim olurdu. Peki bu çocuk ne yapsaydı çıkarım olurdu? Adım adım oraya geliyoruz şimdi. 9. Bu bir öğrenci ayı 28 günlük periyodunu izliyor falan filan. Aynı hikaye. Sonunda diyor ki ayın güneşe ters konumda kalan yüzünü gördüğünü. Okuyalım aslında bunun tümünü okusak çok güzel olur. Bir öğrenci 28 günlük periyodunu izliyor. Ayın sürece dolunay evresinden başlıyor. İlk hafta ayın aydınlık yüzünün %100 oranından %50'ye düştüğünü, ikinci hafta sürecinde %50 oranında azalarak %0 oranına geldiğini görüyorum. Bu verilerden hareketle dolunay halinde ayın aydınlanan yüzünü, 2 hafta sonra ise ayın güneşe ters konumda kalan yüzünü gördüğü düşüncesine ulaşıyor. Ha. Şimdi burada çocuk ne yapmış? Çocuk aslında baktığı şeyden bir çıkarıma ulaşmış.
Bu bundan böyle oluyor demiş. Bu da çıkarımdır. Güzel. Bir adım daha ilerleyelim bakalım. Bir öğrenci ayın 28 günlük periyotlarını izliyor. Bir haftalık periyotta ayın %50 aydınlanma oranını %40 gibi yaklaşık %10'dan azaldığını gözlemliyor. Bu verilerle hareketle bir sonraki gün %20 oranında aydınlanma yüzeyi olarak gözleneceğini yorumluyor, yordamasına bulunuyor. Buradaki bilimsel süreç becerisi hangisidir diyor. Şimdi burada da sayısal tahmin yaptığı için sayısal tahmine ne diyorduk? Kestirim adını veriyorduk. Evet, şimdi bu operasyonel tanımlama işine geldik. 12. Sınıf öğretmeni Sibel Hanım 10, 20, 30, 40, 50 gram buzun aynı ocak üzerinde aynı ısıyı vererek, yalnız burada bir hata yapmışım arkadaşlar. Fen eğitiminde gerçi sıcak su banyosu yapmak daha iyi ama o yanıcı maddeler için bu olabilir tabii ya, buz bu. Burada ısı kullanılabilir. Hele öğretmen yaparsa sıkıntı olmaz. Buzların sırasıyla 5, 7, 9, 11, 13 dakikada eriyerek sıvıya dönüştüğünü kaydetmiştir. Verileri aşağıdaki sütun grafiğinde ifade etmiştir. Öğretmenin yaptığı bu gösteri deneyinde, gösteri deneyi yapmış. Bak güzel olmuş yani, ateşle yapılıyor ama gösteri deneyi yapıyor. Doğru. Bir sıkıntı yok. Acaba dedim yanlış yönlendirme yapar mıyım? Değil. Öğretmenin yaptığı bu gösteri deneyinde işlevsel tanımlama yapılmıştır. Modelleme yapılmıştır. Bağımsız değişken buzun kütlesidir. Bir kere buzun artmasını şey yaptığı için bu bağımsız değişkende sıkıntı yok. Şimdi şunu bilelim. Şu tür grafikler modellemedir. Grafik modellemedir. Ha, gelelim operasyonel işlevsel tanımlamaya. Şimdi işlevsel tanımlama, tanımlamalar ikiye ayrılır. Bir betimsel tanımlama. Bir de iş tanımlaması, yani operasyonel tanımlama. Gözlemlerde, gözlem sonuçlarında genellikle betimsel tanımlama olur. Deney sonuçlarında ise iş tanımlaması olur. Peki nedir iş tanımlaması? Burada ısının, verdiğimiz çeker ocakta verdiğimiz ısının, bunu eritme gücü. Ha, nedir eritme gücü? Mesela her 10 gram arttığında eritme gücü azalıyor. İşte gram azaldığında eritme gücü artıyor. Şimdi burada bir denklem var. 10 gramsa 5 dakikada, 7 gramsa 20 dakikada, efendim 9, pardon yanlış yazdım şurayı, toparlıyorum. 10 gramsa 5 dakikada, 20 gramsa 7 dakikada, 30 gramsa 9 dakikada, 40 gramsa 11 dakikada, 50 gramsa 13 dakikada. Şimdi burada bir bağıntı var. Her 10 gramda 2 dakika daha çok ısıtmak gerekiyor. İşte bu ısının yaptığı ya da sıcak oradaki çeker ocağın yaptığı işi gösteriyor. Eritme gücünü gösteriyor. Bunu daha önce fende de fizikte de sordular. Mesela fende bir soruyla şöyle sordular. Bir şahıs X istasyonundan, Y istasyonundan, Z istasyonundan benzin alıyor ve hepsiyle ne kadar yol gittiğine bakıyor. Bir tanesi de 9 kilometre, bir tanesi de 10 kilometre, bir tanesi de 11 kilometre diyor. Burada bunun yaptığı iş bu kadardır, bunun yaptığı iş bu kadardır diye bir grafik modelleme yapıyor. İşte bu grafik modellemelerde o benzinin yaptığı iş tanımı gibi. Burada da sıcaklığın yaptığı eritme tanımı ve sayısal değerlerle yaptığı eritme tanımına iş tanımı diyoruz. Buna da operasyonel tanımlama adını veriyoruz. Şimdi Zeynep Aydın Hoca şöyle bir şey sormuş. Bağımsız değişkenin bulunduğu yerde işlevsel tanımlama var diyebilir miyiz? Şöyle cevap vereceğim buna. Mesela bu öğretmen bağımsız değişken olarak tanımlamış olsaydı ama bunu grafik haline getirmemiş olsaydı, aa bak gördünüz mü çocuklar,
kütlesi arttığında daha çok ısıtmak gerekiyor deseydi güzel bir deney olurdu ama bağımsız değişken de var, bağımlı değişken de var ama ne yok? İşlevsel tanımlamayı. Peki ne olması lazım? İşlevsel tanımlama olması için bağımlı ve bağımsız değişkeni tespit ettikten sonra bağımsız değişkenin yaptığı etkinin iş olarak nasıl bir sonuç verdiğini matematiksel olarak göstermek gerekiyor. Bir başka örnek vermek istiyorum. Şurada bir okçu var diyelim ki. Bu okçu okunu 1 santim gerdiğinde 2 metreye düştüğünü okun. 2 santim gerdiğinde 4 metreye düştüğünü, 3 santim gerdiğinde atıyorum rakamı 8 metreye düştüğünü varsayalım. İşte bunlar arasında bir grafik oluşturarak bu germenin yaptığı iş tanımını modellemek ve aslında biraz üst düzey olacak ama bu operasyonel tanımlamalar daha sonrasında yasa türü denklemlere ulaşır. Mesela Kepler'in denklemlerinde m1 çarpı m2 bölü r kare denklemi, burada f'tir bu, bu çekim kuvvetinin yaptığı iş tanımlamasıdır. Yine 1 bölü 2 yt kare formülünde, yani bunlar aslında bir şekilde formüle ulaşırlar, bir matematiksel denklem ilişkisine ulaşırlar. Buna o bağımsız değişkenin yaptığı iş tanımlaması deriz. Tabii bağımsız değişken şarttır, bağımlı değişken şarttır ama sonuçta matematiksel olarak bu ilişkiye grafikle veya denklemle ulaşmak gerekir. Efendim, bahaneyle operasyonel tanımlamayı da hallettik. Çıkarsa beni anarsınız, yad edersiniz. Efendim, 13. sorumuz. 4. sınıf fen bilimleri dersinde öğretmen çeşmeden akan su ile bir kovanın dolma süresi arasındaki ilişkiyi inceletmiştir. Öğrencilerin de uygulamaya katıldığı bu deneyde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış bir uygulamadır diyor. Bu soru bağımlı bağımsız değişkenin kaçıncı sınıfta olduğu ile alakalı. Doğru cevabı E'dir. Öğretmen ipuçları ile bağımlı bağımsız değişken kavramlarını öğretebilir demişiz. Yanlıştır. Bağımlı bağımsız, tabii bu soruyu cevaplamak için programı bilmek lazım. Bağımlı bağımsız değişken kavramları efendim 5. sınıfta verilecek en erken, bunu bilmek lazım. İdris, şimdi mikrofonu açıyorum İdris, sen de şey yap. Merhaba İdris. Merhaba hocam. Şimdi chatten yazmışım. Hocam tahmin ve çıkarım kısaca anlatır mısınız farkını diye. Evet. Ben bunu senin, yani neden açtırdım mikrofonu? Senin bunun farkını bilmediğini düşünmüyorum. Derslerde anlattık, biraz önce anlattım. Ama senin bence kafana başka bir şey takılmış. Sor sorunu. Evet. O ilk çözüm soru vardı ya hocam. Evet. Yukarıda. Orada ben çıkarım zannettim. Tahmin çıktı. Orada ben karıştırdım. Aa, pardon, ben yanlış okumuşum ya. Tahmin ve çıkarım demişsin. Ben tahmin ve kestirim diye yanlış okudum. Haklısın. Yani şu sorun çok sorulabilecek bir soru. Ben tahmin ve kestirim zannettim ondan. Şimdi tahmin ve çıkarım. Bir daha konuşalım. Şimdi siz birkaç gün önce KPSS sınavına girdiniz. KPSS sınavında senin netin, cevap verme bana. Sadece şunu söyleyeceğim. Eğitim bilimlerinden ne olur? Hocam çok olur. Tahmin mi, kestirim mi, çıkarım mı? Söyle bak şimdi bana. Söyleyeyim mi hocam? Söyle söyle. Tahmin bence bu. Aferin. Tahmindir. Bu soruyu sordum. Şöyle cevap verdim. Hocam 65 ile 70 arasında net gelir inşallah dedim. Bu tahmin mi, kestirim mi, çıkarım mı? Bu kestirim sayısal değer orada. Çok güzel. Çok güzel. Bence de öyle. Sıkıntı yok. Şimdi üçüncü bir soru. Diyelim ki ben senin sınavın iyi geçtiğine inanıyorum. Konuşmuştuk daha önce de zaten. Tanıyorum da seni. Diyorum ki ya nerede sıkıntı çıktı mesela? Niye 75 olmadı? 75 de çok yüksek bir rakam zaten. 68 geldiğini varsayalım senin metnin. Niye 75 olmadı diyorum. Sen de diyorsun ki hocam şimdi kafama dank etti. İşte şu derste şunlara
de çok anlamamışım. Aslında oralar önemliymiş. O yöntemle olmazmış. Kim kafama dank etti dedim. Bu tahmin mi, kestirim mi, çıkarım mı? Bu çıkarım nedenini soruluyoruz burada biraz. Tamam, bitti. Sıkıntı ne? Anlamışım. Ama hocam, daha teminki soru böyle değildi. Böyleydi, böyleydi. Dönelim şimdi oraya. Senin elinde çıktılar vardır. Numarasını söyle sorunun. 8 numara hocam bu. 8 numara. Bak şimdi biraz önce seninle konuştuğumuzu buraya transfer ediyoruz. Bir öğrenci ayın 28 günlük hareketlerini izliyor. Gözlemleri dolunay evresinde başlıyor. İlk 3 gün ayın aydınlık görünen bölgesinin giderek azaldığını fark ediyor. Buna bağlı olarak 4. günde aydınlık görünen bölgenin azalacağı sonucuna ulaşıyor. Şimdi bu azalacağı sonucu neden mi, geleceğe yönelik bir yordama mı? Bir daha soruyorum. Geleceğe yönelik hocam. Neden mi? Hayır. Geleceğe yönelik yordama. Yordama olduğu için de ne dedik buna? Gözlem var dedik. Tahmin var dedik. Çıkarım yok dedik, değil mi? Evet hocam, aynen. Şimdi sıkıntıyı söyle. Yani biz çıkarımda illaki neden arayacağız değil mi? Valla sen inşallah öyle değildir ama X dersini niye yapamadın? Neden bulacaksın? Ya şunu anlayın, çok önemli bir şey. Benim 2 hafta, 3 hafta sonra KPSS sonucum ne gelir? Tahmin ve kestirimdir. Ama şu dersten niye yapamadım? Ha, bundan olmamış, çıkarımdır. Ya şimdi bir şeyler... Tamamdır hocam, şimdi oldu. söyleyeyim. Hocam çıkarım yapma yaşanmış bir şey üzerine oluyor yani, değil mi? Tabii yani yaşanmışlıkları anlamlandırmaktır. Şimdi bak, Tayfun yayında mısın? Evet hocam. Tayfun dün akşam çok hoş bir şey söyledi. Bak şimdi İdris, biraz önce ben çekindim söylemeye. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi bir öğrenciyle konuşmuştum işte. Ölçmeden 12'de 7 yapmış, 8 yapmış falan. İyi diyor. Tayfun da dedi ki dün akşam, mutluysa sıkıntı yok hocam dedi. Hatırlıyorsun değil mi Tayfun? Evet hocam. Şimdi bu öğrenci diyor ki anahtar kelimelerle çok güzel öğrendim diyor. Çok güzel oldu diyor falan filan. İnşallah kazanır. Ama bu öğrenci ters giderde kazanamazsa, kafayı dank ettirip ya böyle olmuyormuş, şöyle oluyormuş derse, bu tahmin midir, kestirim midir, çıkarım mıdır? Çıkarım. Bu çıkarımdır. Yani şunu demek istiyorum. Bir olayın neden öyle olduğuna yönelik altyapısındaki neden sonuç ilişkilerini yakalamak çıkarımdır. Ben iddialı bir laf söyleyeceğim. Her gece dersimize 100'e yakın öğrenci giriyor. Sonra 50 kişi falan kalıyor. Ben diyorum ki siz mesela, başka arkadaşlar da var, sizi tanıdığım için konuşuyorum. Siz sınavdan önce bir çıkarım yapmışsınız. Diyorsunuz ki ya bu Murat Hoca'nın soruları zor ama vallahi böyle de gelecek diyoruz. Bu bir çıkarım. Ve bunları öğrenmezsek olmaz diyor. Bir çıkarım bu. Ha, bu çıkarımı sınavdan önce yapan öğrenciler var, sınavdan sonra yapan öğrenciler var. Ya da hiç yapamayanlar var. Neden sonuç ilişkileri, hayatımızla ilgili, fiziksel olaylarla ilgili, neden böyle oluyor ile ilgili bağlantıları kurmak. Son bir örnek vermek istiyorum. Merkür biliyorsunuz değil mi gençler? İkinize de soruyorum. Merkür. Merkür'ü biliyoruz hocam. Uydusu yok derhalde. Dünya, Güneş'e en yakın gezegen. Güneş'e en yakın gezegenin Güneş'i gören tarafı atıyorum 300 dereceymiş. Güneş'i görmeyen tarafı, arka tarafı yakın olmasına rağmen -150 dereceymiş. Rakamları attım ama ön ve arka arasında çok sıcaklık farklı olduğu doğru. Buradan ne çıkarıma ulaşırsınız? Nedendir bunun sebebi nedir? Bak etkisi. Güneş öyle geliyor hocam. Bak şimdi. Bir şey dediniz değil mi? Bakı etkisi dediniz. Ben başka bir şey söylüyorum. Bakı etkisi katılmıyorum ben sana. Karşı bir tez söylüyorum. Diyorum ki bakı etkisi açıyla gelmesidir. Arka tarafından hiç gelmiyor ki. Açı da gelmiyor diyorum.
falan biz tartışıyoruz. Aa, demek ki bundanmış falan diyoruz. İşte bu ulaştığımız sonuç çıkarımdır. Ama önümüzdeki ay Merkür'ün ısısı ne olur diye tahmin etmekle ya da sayısal tahmin etmekle kestirimdir. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, ya bu konuyu uzattım. Neden? Herkesin sorduğu bir soru ondan. Şimdi arkadaşlar biraz daha bir şeyler anlatacağım. Üçüncü ders, bir sürpriz yapacağım size. Yeni sorular hazırladım. Hiç kimseye de vermedim. Ondan sonra o sorulardan bir deneme yapacağız. 12 tane, tamam mı? Ses duyamıyorum İdris. Tamam hocam. Tamamdır hocam, buradayım ben. Tamam. Hadi bakalım, fenden kaç yapacaksın göreceğiz İdris. Hiç görmediğin sorular, onları vermedim. İki ders anlatmış olduk böyle, sorularla bir şeyler anlattım. Üçüncü derste şey yaparız. Tamam. Şimdi gelelim buradan programla ilgili bir şeyler soruluyor. Programla ilgili birkaç soru göstermek istiyorum. Evet gençler. Efendim, program. 2018, şu soruyu bir işaretleyelim. 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programı ile ilişkili olarak hem sarmal hem de bir kere de verilen kazanımlara yer verilmiştir. Tematik içerik düzenlemesi esas alınmıştır. Kazanımlarda bazı sınırlandırmalar belirtilmiş ve açıklanmıştır. İdris, ne diyorsun? Hangileri doğru? Söyle bakayım. 1-3 hocam. İçerik tematik değil mi yani? Değil, sadece Türkçe'de vardı o. Aferin. Sadece Türkçe tematikte sarmaldır. Sınırlandırmalar vardır ama tematik değil. Ne oldu doğru cevap? 1 ve 3 oldu. D'dir. Geçtik. Aferin. 2. 2006 yılından itibaren 2006, 13 ve 18 programlarında yer alan ortak özellik aşağıdakileri hangisidir? Çöz bakayım İdris. Hocam arkadaşlar yazıyordur, onlara sıkıntı olmasın. Onların hakkında. Yok, ben sana sordum. Tamamdır hocam. A diyorum o zaman. Heh. Doğru söylüyorsun. İşaretleyelim. Bu da programla ilgili bir ezber soru aslında. Başka bir şey bakalım şimdi, programlarla daha öğretici olsun bakalım. Böyle sorular da soruyorlar. Aydınlatma teknolojileri, sesin özellikleri, elektrik. Yukarıdaki konular 2018 programında hangi konu alanı içinde yer alır? İdris, söz bakayım. B. Anlayamadım. B. Bursa'nın B'si, fiziksel olaylar. Hadi bakalım. Biraz da şundan bahset. Madde ve doğasında ne konular var? Kimya. Tamam. Kimya da hatırladığın neler var bakalım? Mıknatıs vardı hocam. Dur. Madde doğasının madde. Dur şimdi, mıknatıs fiziksel olayların içinde mi, madde ve doğasının içinde mi? Fiziğin içindeydi, o karıştırdım onu. Aferin. Mıknatıs fiziksel olayların içinde. Madde ve doğasında neler var? Tayfun, sen hatırlıyor musun? Söyle bakayım. Hocam, katı sıvı gaz var. Aferin. Katı sıvı gaz var. Erime, buharlaşma falan. Erime, buharlaşma 4. sınıfta var. Aynen, 4. sınıfta. Diyelim. Erime, buharlaşma falan var ama ne yok? Sütünleşme yok. Kırılaşma. Yani şöyle anlayalım. Katı sıvı gaz arasındaki geçişler var. Ama çapraz geçiş olarak katıdan doğrudan gaza geçiş, süblimleşme yok mesela. Güzel. Başka ne konular var? Isının aynısında mı? Şeyde, madde ve doğasında. Hocam bu şey var, 3. sınıfta hatta biz anlamıştık. Özür dilerim. Bak, Sema Nur diyor ki saf madde, karışım madde var diyor. Oo, güzel. Karışımları, evet, ayırma yöntemleri var diyor. Maddeyi niteleyen özellikler var diyor falan. Batma falan var. Bak ne güzel yazmışlar. Madem karışımlar dediniz, ben size bir soru sorayım. Sema Nur Demirel'e soruyorum. Herkes de cevap verebilir. Kolonyayla kolonyayı boş verdim, o zor. Daha güzel bir soru olsun. Şöyle diyelim.
Deterjanla ellerimizi yıkıyoruz. Deterjanla ellerimizi yıkadığımızda suyla sabunun veya deterjanın suyla sabunun yaptığı şey karışım mıdır? Oo, çok güzel soru oldu. Diyelim ki 4. sınıf öğrencisi geldi size sordu. Öğretmenim dedi, karışımlar dedi. Mesela dedi ellerimi yıkıyorum dedi. Ya da bir bardağın içine deterjan attık, karıştırdık dedi. Ya da bardağın içine, suyun içine deterjan değil, şeker attık, karıştırdık. Şeker atıp karıştırdığımızda şekerli çay, şekerli su karışım mı dedi? Ne dersiniz? İdris evet diye yazdı. Başka cevap bekliyorum. Seba Nur karışımdır herhalde hocam diyor. Güzel. Karışımdır. Güzel. Kevser çözeltidir diyor. Toparlayalım. Homojen karışımdır. Homojen karışımlara da çözelti adı verilir. Onlar da üst sınıflarda öğretilir. Güzel. Geçtik. Hocam sabun suda mı karışım? Evet, evet. Sabun su da karışım. Homojen karışımdır. Sabun su karışımı kimyasal reaksiyon değildir. Fiziksel çözünmedir. Ondan sonra çözeltidir. Yani sabun su da çözeltidir. Ama homojen çözelti olarak geçiyor. Ben bu sorulacak bir şey değil. Ben merak ettim siz biliyor musunuz diye. Muhabbet olsun diye sordum. Çok önemli bir şey değil. Ama şu önemli, şu sorulabilir. Mesela bir demirin oksitlenmesi karışım değildir. O artık kimyasal bir reaksiyondur. O bileşiktir. Ya kolonyayı boş verdim. Kolonyayı karıştırmak istemedim. Bir şey söyledim. Bir arkadaş soruyor. Neydi diye. Şunu söyledim. Kolonyayı boş verin. Suyun içine şeker attığımızda şekerli su karışımdır ama homojen karışımdır. Bunu söylemek istedim. Efendim, şurada güzel bir soru var. Onu çözelim. Zaten vaktimiz az kaldı. Şimdi bu soruyu çözeceğim. Ama ilk önce şunu soracağım. Gençler, gölge 4. sınıfta konularda var. Gölge İki boyutlu bir şey midir, üç boyutlu mudur? Yani gölgenin hacmi var mıdır? Ne dersiniz? Yoktur, hacmi yoktur. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu bilgiyle çözelim sorumuzu. Bir kazanım şöyle verilmiş. Ölçülebilir nitelikleri kullanarak maddeyi tanımlar diyor. Madde, kütlesi ve hacmi olan varlıkların madde olduğunu belirtir. Yukarıdaki kazanımın ilk bölümünü dikkate alan öğrenci gölgeyi madde olarak tanımlamıştır. Yani diyor ki ölçülebilir. Mesela benim boyum var. Boyumu gölgesini ölçebiliyorum diyor. Onun için gölgede maddedir diyor. Yanlış ama böyle düşünmüş. Gerekçesi de gölge boyunun ölçülebileceğini söylemiştir. Öğretmen kazanımın ikinci bölümünü açıklayınca bu kez de öğretmenim hacmi var. Benim gölgem yolda yer kaplıyor demiştir. Bu öğrencinin kavram yanılgısını gidermek için alan ve hacim kavramlarının farkı öğretilmelidir. Kütle kavramının somutlaştırılması gerekmektedir. Yeter şart ve gerek şart kavramlarının çocuk diliyle ve zihnine uygun olarak açıklanması gerekmektedir. Tabii bu çocuğa alan ve hacim kavramlarının farkını anlatmak lazım. Çocuğun orada ölçtüğü gölgenin alanıdır, hacmi değildir. Kütle kavramının somutlaştırılması gerekmektedir. Onu geçelim şimdi. Ondan sonra gerek şart, yeter şart. Ha, bak bu çok önemli. Gerek şart, yeter şarttan ne kastediyoruz onu söylemek istiyorum. Burada çocuk sadece şu şartta odaklanıyor, diğerine odaklanmıyor. Hayır, bunun olması için hem birincisi olacak hem de ikincisi olacak demek lazım. Bir saniye şunu. İki de kafam karıştı. İki neydi? İki de vardı. Kütle ve kütle kavramının
somutlaştırılması gerekmektedir. Yani kütle dediğimiz şey ağırlığı olmak. Sonuçta gölgenin de ağırlığı yoktur. Onu da öğretmek gerekir. Bu sorunun bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum. Evet. Burada bırakalım şimdi. Bir sonraki dersimizde görmediğiniz sorularla bir deneme gibi yapalım. Ondan sonra. Ben de onları slaytlarını hazırlayayım. Şu anda kapatıyorum. 15 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar.